Merhabalar, ben Serhat Yapıcı. Bugün VPF uygulaması yapacağız Switch Case ile. Hangi meyve neye iyi gelir, neye yarar, yani ne işe yarar şeklinde Switch Case yapısı ile bir C# uygulaması yapacağız. Buraya ben şey yazacağım, meyve sepeti olsun. Uygulamamızı açalım. İlk başta tasarım yapmak istiyorum. Sonra Switch Case'e geçip yani programımız daha güzel, daha düzgün, daha şık gözüksün diye. Şurayı şöyle biraz aşağı alayım. İsmini değiştireyim be. Meyve sepeti. Şey yapalım. Switch case yapalım. Şuraya da V01. Hatta adımı yazayım. Uygulamayı biraz küçülteyim şuradan. Evet, 600 iyidir. Biraz arka planı değiştireceğim. Şu şekil. Evet, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir de resim atacağım. Daha önceden bir tane resim çıkartmıştım. Bu resmi koymak istiyorum. Resmi orantılı şekilde küçültelim. Shift ile. Bunu aşağı mı alsam, yukarı mı alsam? Aşağı almak istiyorum. Aşağı sanki daha şık duracak gibime geldi. Buraya bir label girmek istiyoruz. Çünkü bu label bir soru halinde düşünelim. Yani buraya ne anlatmak istiyoruz? Yani meyve ismi giriniz diyeyim. Buradan fontunu değiştirmek istiyorum biraz. Şöyle güzel. Şuradan fontunu dikine yapmak yapayım. Yani hani nasıl desem, aşağıdan yukarıya doğru gidecek bir şekilde düşünüyorum. Şöyle. Meyve ismi giriniz. Aşağı bir text box gireceğiz. Yani şuradan. Bunu da boyutlarını aynı yapmak istiyorum. Onunla buna kaç verdim? Bakıyorum. 22. Buna da 22 vermek istiyorum.
Tamam. İçerisindekini sileyim. Bu textbox'a bir isim vereyim. Textbox 1 diyelim. Bunun arka planında da bir değişiklikler yapmak istiyorum. Evet. Uygun bence. Şöyle bunları biraz yukarıya taşıyayım. Fotoğrafı biraz küçülteyim. Şöyle. Tam 60-60, evet. Güzel. Buraya bir tane daha textbox gireceğim. Bunun içerisindeki yazımız, yani ne yazacağımız meyvenin ne özellikleri olduğunu gösterecek. Bunu böyle yapıp yazıyı pek büyütmek istemiyorum. 14 yeterli. Buradaki yazıya da kalın yapmaya gerek yok. Şu şekil olabilir. Ha, içerisindeki kısmın rengini değiştirmek istiyorum. Evet, bu şekilde bence uygun. Şu kenarla 50. Evet, böyle bir şey düşündüm. Bunu da içerisini sileyim. Buraya bir de buton yapmak istiyorum. Butonumuzu da butonu ad verelim. Öğren. Şöyle meyvemizi biraz aşağı alayım. Sıkışık olmasın. Evet. Butonumuza da biraz süslendirmek istiyorum. Evet. Bu yazı rengimizi de buna ellemeyeceğim. Sadece görünümden biraz değişiklik yapsam mı? Yok, böyle kalsın. Farklı biraz düşürebilirim. Evet. Yok, olmadı. Çok koyu olmasını istemiyorum. Evet. Öğren butonunda da burayı birazcık büyütmek istiyorum. 20 ve kalın olsun. Evet. Evet, şimdi düşün, ben herhangi bir problem olmasın. Şöyle. Şurayı da aynı şekil. Evet. Bu yazı alanı yetecek mi? Emin değilim. Birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum. Şurayı birazcık daha küçültebilirim. Şöyle. Evet. Tamam. Şimdi kodlara geçebiliriz. Burada switch. Switch yazıp şu an buton 1'in içerisindeyiz arkadaşlar. Textbox 1. Yani textbox 1'in içerisinde yazılanları case yapısında algılayacak. Şöyle üstü parantezi açıyorum. Case ilk şeyime bakıyorum. Meyvelerimizi açalım şuradan. Evet. Çilek. Şunu şöyle alayım. Çilek. Şuraya da şey ekleyelim. To lover. Bu burada yazdığım kelimenin büyüklüğü küçüklüğü fark etmemesi içindir. Buraya bunu yazıp şu atama şeyini yazıyoruz. Nereye? Textbox 2'nin içerisindeki tekste. Şöyle yapıyorum. Şunu şöyle. Buraya süslü kapatıp
Delete kontunu ekleyip yeni bir case'e geçebiliriz arkadaşlar. Case diyorum. Meyvemiz nedir bakıyoruz. Karpuz. Bunu kopyalayıp karpuz. Çileği de böyle yazayım. Karpuz. Text box 2. Text biri. Case diğer kavun. Kavun yapıyoruz. Case diyoruz. Diğer meyvemiz kiraz. Gerçekten yararlı meyveler. Şöyle beni takip ediyorsunuzdur umarım. Şöyle şuraları biraz daraltmak istiyorum. Yazdığımı tam görün. Case. Arkadaşlar ne kadar bak düzgün yazarsanız bir problemle hatayla karşılaştığınız anda orayı düzeltmeniz sizin için iyi olacaktır. Ben her şeyin değerini düzgün yazıyorum. Yani her şeyi düzgün sıralı yapıyorum. Üzüm. Aşağıdan da yapmış olduğum bir hata varsa bana yerini gösteriyor. Yani şu an şu kısımda mesela üzüm ne oldu diyor. Ondan sonrasını yap. Bak yaptım. Düzeldi. Şimdi şeftaliye yapıyorum. Sonra kayısımız var. Şeftali. Text. Case. Kayısı. Kayısımızı da yazalım. Buraya bir de arkadaşlar şey girilmezse, eğer farklı bir meyve girilirse onda veya farklı meyve değil de farklı bir şey girilirse o zaman ne yapacağımızı yazıyoruz. Bir default olması lazım. Yani burada karşı tarafın salladığı bir şey diyelim. Bize verebileceği veya sistemimizde o meyve olmazsa şuraya yazalım. Şey yazalım. Sistemimizde yazdığınız içerik yoktur. Evet. Gayet güzel oldu. Evet, şu an hiçbir hatasız olarak görüyorum. Bir programımızı bir çalıştıralım. Meyve sepeti programımızı. Evet, programımız geldi. Meyve sepetine isim giriniz. Çilek. Öğrenelim. Bağışıklığı güçlendiren ve sağlıklı bir cilt için önemli olan C vitaminine ihtiyacımızı karşılayan çilektir. Hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Karpuz. Evet. Farklı bir şey girelim. Ne girelim? Mesela elma. Sistemimizde yazdığınız içerik yoktur. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bakın arkadaşlar, bunu da göstermiş olayım. Kapatmadan önce ben normalde çilek
olarak yazdım. Büyük de yazsam, küçük de yazsam. Bunu sağlayan Tullover. Bakın Tullover'ı kaldırayım. Bunda gözümden kaçıyordu. Tullover'ın ne işe yaradığını. Evet. Normalde şu şekilde bir hatamız yok. Programımızı çalıştıralım. Bakın arkadaşlar, şimdi normal çilek yazacağım. Çilek. Evet, bize çileğimizin değerini verdi. Daha yeninki gibi yaptığım çilek yazıyorum, sitemizde yoktur diyor. Yani arkadaşlar, burada yazdığımız teksti, yani büyüklü küçüklüğü düzenlememize sağlayan Tullover'dır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Şu da sanat yapıcı 183.